1998 yılında Nezih ve Handan Çinkitaş çifti evliliklerini sonlandırmıştı. Bu evlilikten Hande isimli bir kız çocukları vardı. Çift ayrıldıktan sonra Hande, annesi Handan ile yaşamaya başlamıştı. Baba Nezih, 2000 yılında Şehnaz isimli bir kadınla yeniden evlenmişti. Üvey anne, Şehnaz hakkında para karşılığı erkeklerle birlikte olduğu, hatta Nezih ile olan ilişkilerinin de bu şekilde başladığını belirten iddialar vardı. Yaşanan ilişki sonucu Nezih ve Şehnaz'ın bir de çocukları olmuştu. Hande beraber yaşadığı annesine, kardeşini çok sevdiğini, babasını da özlediğini, ona çok uzak kalmak istemediğini söylemişti. Handan Hanım kızının bu isteğini, kızı Hande'nin babasının yanına gitmesini doğal karşılamıştı. 2 Ocak günü annesi Handan Hanım ile telefonda konuşan Hande annesine, "Anne, gelince sana çok önemli şeyler söyleyeceğim. Babamı buradan kurtarmamız lazım." şeklinde konuştuğu söylenmişti. Bundan 2 gün sonra, 4 Ocak'ta Hande'nin cesedi, babası Nezih tarafından bulunmuştu. İşten eve gelen Nezih, evde kızının cesediyle karşılaşmıştı. O gün neler yaşanmıştı? Nezih sabah erken saatlerde işe gitmek için evden çıkmıştı. Şehnaz da kocası Nezih'e çocuğuyla birlikte hastaneye gideceğini söylemişti. Daha sonra Şehnaz saat 10 sıralarında sabit telefon üzerinden Nezih'in iş yerini arayarak muayene olamadığını, başka bir hastaneye gitmediğini, özel bir hastanede ameliyat olan kardeşini ziyarete gideceklerini söylemişti. Sonrasında Şehnaz kocası Nezih'i arayarak Hande'yi de alıp kardeşinin evine gelmesini, daha sonra eve geçebileceklerini söylemişti. İddiaya göre Nezih Çinkitaş okulda da, oturdukları bina çevresinde de Hande'yi bulamamıştı. İddiaya göre Nezih, binaya girdikten sonra ilk olarak yukarıya komşunun yanına çıkmıştı. Hande'nin arkadaşına Hande'yi sormak istemişti. Ancak komşusu kendi kızının da gelmediğini belirtmişti. Bunun üzerine kendi evine dönen Nezih evinin kapısının aralık olduğunu görmüştü. Evin içerisinde ilerleyen Nezih odasında kızının cansız bedeni ile karşılaşmıştı. Hande 12 yaşında katledilmişti. Yaşadığı saldırı yetişkin bir insanın bile kendini savunamayacağı kadar caniceydi. Kızı Hande'nin cesediyle karşılaşan Nezih ilk olarak ambulansı veya polisi aramak yerine karısı Şehnaz'ı arayarak eve gelmesini söylemişti. Görüşme sonrası evden çıkan Nezih komşularına seslenerek eve gelmelerini istemiş ve yaşanan olayın gün yüzüne çıkmasını sağlamıştı. Hande'nin cesedinde yapılan incelemelerde başına defalarca çekiç darbesi aldığı, vücudunda ondan fazla bıçak darbesi olduğu, boğazının ve sağ el bileğinin kopma noktasına gelene kadar kesildiği belirlenmişti. Komşuların araması üzerine olay yerine gelen polislerin yaptığı incelemede cinayette 7 ayrı suç aletinin kullanıldığı belirlenmişti. Ayrıca olay yerinde, yani Çinkitaş ailesinin yaşadığı evdeki incelemelerde, evin kapısında herhangi bir zorlama izine rastlanılmaması ve komşular tarafından hiçbir arbede ya da çığlık sesinin duyulmaması, saldırının tanıdık biri tarafından gerçekleştirildiği düşüncesini ortaya çıkarıyordu. Cani eve anahtar kullanarak girmiş ya da kapıyı Hande kendisi açmıştı. Enteresan bir şekilde Hande'nin cesedi bulunduğu sırada cesedin üstü örtülüydü. Bu bilgiler doğrultusunda araştırma yapan polisler araştırmaları aile ve yakınları çevresinde yoğunlaştırmıştı. Alınan ifadelerde Hande'nin babası Nezih Çinkitaş'ın ifadesi dikkat çekiciydi. Nezih ifadesinde Hande'nin o gün okula gitmediğini öğrendim. Aramak için eve geldim. Eve girdiğimde ev karanlıktı. Odalara baktım, kimse yoktu. Sonra Hande'yi yerde yatar vaziyette gördüm. Uyuduğunu düşündüm, demişti. Bu ifade herkesi şaşırtmıştı. Bir diğer şaşırtan ifade ise üvey anne Şehnaz Çinkitaş'tan gelmişti. Şehnaz ifadesinde, "Olay sabahı Nezih ile birlikte kahvaltı yaptık. Kahvaltı sofrasını toparlamadan saat 9'a 10 kala, 9'u 10 geçe gibi evden hastaneye gittim. Olay günü hastanedeydim. Hastaneden sonra kardeşime gittim." demişti.
Şehnaz'ın verdiği bilgiye göre Şehnaz olay günü hastaneye gitmişti. Hastaneye mahkumların mı yoksa askerlerin mi alındığı bilinmeyen bir sebepten dolayı muayene olamadığını, daha sonra bir özel hastanede yatan kız kardeşini ziyarete gittiğini belirtmişti. Araştırma yapan ekiplerin elde ettiği deliller, cinayeti gerçekleştiren canilerin yabancı birisi olmadığını gösteriyorken, katledilen Hande'nin birlikte yaşadığı aile bireylerinin verdiği çelişkili ifadeler daha da dikkat çekmişti. Yapılan araştırmada üvey anne Şehnaz'ın gittiğini iddia ettiği Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Şehnaz'a veya küçük çocuğuna ait bir kayda rastlanılmamıştı. Buna sorarsın. Nezih Bey, kızınızı siz mi öldürdünüz? Ha, ben öldürdüm. Çağla'yı da ben öldürdüm. Bütün ne kadar fail meçhul varsa onları da ben öldürdüm. Ya böyle saçmalık olur mu ya? Hayır, böyle bir saçmalık ama olur mu? Ama siz nasıl ki karınızdan şüpheleniyorsunuz? Ya, şüphe Uygar Bey de ama. Sizden şüpheleniyor. Şüphe. Şüphe. O da ya, sizden bakın, şüpheleniyor. Bakın ben size diyorum ki. Ya kardeşim bak. Siz nasıl Bey, karınızla alakalı? Şey söyleyeceğim. Karınızla alakalı. Ben şuraya oturayım. Ya ben yoruluyorum da oturmaktan. Ben alışmışım ayakta. Gelin yanıma gelin. Hayır, şöyle. Bak, şöyle bir şey söyleyeceğim. Siz nasıl karınızdan şüpheleniyorsunuz? Bir şey söyleyeceğim. Bunu açık açık ilan ediyorsunuz. Uygar Bey de sizden şüpheleniyor. Ya dünyanın. Bir dakika kardeşim. Nedeni. Ya bir dakika. Dinliyorum. Ya bir dakika. Buyurun. Dünyanın bütün ülkelerinde aksi ispatlanana kadar herkes masumdur. Kesinlikle. Doğru mu? Kesinlikle. Ama bizim ülkemizde tam tersi, herkes ispatlanana kadar suçludur. Yok, öyle değil. Herkes potansiyel suçlu. Bakın potansiyel, bakın şüphe ya başka bir şey. Ya kendi vergi aldığın vatandaşı sen potansiyel suçlu gözüyle ya, görürsen sizi, o vatandaşa Nezih sen Bey, nasıl güveneceksin? Siz karınıza nasıl şüpheli diye saçınıza Uygar Bey bir saniye ama benim burada bir devreye girmem lazım. Uygar Bey bir saniye. Ben güvenmiyorum lütfen. Zaten. Karıma bakın, güvenmiyorum. Daha sonra özel hastaneye kardeşinin yanına gittiği iddiasının yalan olduğu 2019 yılında belirlenmişti. O yıllarda Şehnaz Çinkitaş'ın kardeşine ait bir hastane kaydına rastlanılmamıştı. Ayrıca ifadesinde dağınık bıraktığını belirttiği kahvaltı masasının olay yeri inceleme delillerinde toplu ve düzenli olduğu ortaya çıkmıştı. Nezih ve Şehnaz Çinkitaş'ın kullandıkları cep telefonu kayıtlarında yapılan araştırmada ifadeleri ile çelişen bilgilere ulaşılmıştı. Nezih ifadesine göre olay günü icra müdürlüğünde görevli bir arkadaşının yanına gitmişti. Ancak baz istasyonu sinyal kayıtları Nezih'in ev ve iş yeri yakınlarından sinyal alındığını gösteriyordu. Nezih icra müdürlüğündeki arkadaşının adını hatırlayamamıştı. Ayrıca baldızını ve kızını aradığını söylemişti. Ancak kayıtlarda böyle bir aramaya rastlanılmamıştı. Şehnaz'ın da gittiğini iddia ettiği yerlerden sinyal kaydına rastlanılmamıştı. Sabah 11'e çeyrek kaladan akşam 19'a kadar Fikirtepe'den, yani Şehnaz'ın kardeşinin evinin bulunduğu bölgeden sinyal alınmıştı. Hande'nin cesedi üzerinde yapılan otopsiye göre Hande kısa sürede yaşamını yitirmişti. Ancak ona yapılan saldırı kısa sürmemişti. Saldırının şekli, caninin bir öfke ve sinirle saldırdığını gösteriyordu. Hande kısa süre içerisinde yaşamını yitirse de, cani 7'den fazla suç, aletini Hande'nin bedeni üzerinde kullanmış, hatta kullanılan bıçaklardan birisi darbelere dayanamayıp kırılmıştı. Bazı uzmanlar ise saldırının kırılan bıçakla yapıldığını, ceset üzerindeki yaraların benzer olduğunu, diğer aletlerin hedef şaşırtmak amaçlı yerleştirildiğini değerlendiriyordu. Şüpheli konumuna giren Nezih ve Şehnaz Çinkitaş çifti zaman içerisinde birbirlerini yalanlamaya ve suçlamaya başlamıştı. Şehnaz'ın kahvaltı masası iddiaları yıllar sonra Nezih tarafından yalanlanmıştı. Nezih, olaydan 19 yıl sonra verdiği ifadede olay sabahı kahvaltı sofrasının ne salonda ne de mutfakta kurulu olmadığını belirtmişti. Yapılan araştırmalarda Hande'nin öz annesi Handan Turgay ifadesinde, eski eşi Nezih'in son derece cimri biri olduğunu, kızları Hande'nin katilini bulana 10 milyar ödül vereceğini bir gazetede beyan ettiğini görünce şaşırdığını belirtmişti. Ayrıca kızı Hande'nin Şehnaz hakkında onunla anlaşamadığını, ters bir insan olduğunu söylediğini ve en önemlisi Hande'ye ait bir ev anahtarının bulunmadığını belirtmişti. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği bütün çelişkileri rapor haline getirmişti. 2001 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü'nün davetiyle Ankara'ya gelen Kanadalı mülakat uzmanı polisler 28 Türk personele eğitim vermişti. Eğitimin ilk basamağı yazılı anlatım analizleri tekniğiydi. Kanadalı uzmanlar bu yolla Kanada'da çözülen olaylardan örnekler veriyordu. Türk polisler yazıdan yola çıkarak suçluya ulaşılan bu tekniği yeni duymuş ve oldukça merak etmişti.
Kursiyerlerden biri kendilerine verilen örneklerin hep Kanada'dan olduğunu söyleyip, Türkiye'den bir yazıyı incelemeyi teklif etti. Kanadalılar teklife sıcak baktı. Seçilen örnek Hande Çinkitaş cinayetiydi. İncelenmesi için ele alınan metin de Hande'nin babası Nezih'in emniyete yazdığı dilekçelerdi. Nezih'in 3 sayfalık dilekçesinde kızı Hande'nin katillerinin 4 aydır yakalanamadığını söylüyor, bir an önce bu cinayetin açıklığa kavuşturulmasını istiyordu. Acılı bir babanın haykırışlarını içeren bir yazıydı. Türk polisler dilekçeyi birebir İngilizceye çevirip Kanadalı uzmanlara teslim etti. Kanadalı uzmanların incelediği her cümleden çıkan sonuç 28 Türk kursiyeri şoke ediyordu. Kanadalı uzmanlara göre Hande bu dilekçeyi yazan babası tarafından öldürülmüştü. Katil babanın ciddi derecede psikolojik rahatsızlıkları bulunması ihtimali yüksekti. Çift kişilikliydi. Cinayeti başka bir ruh halindeyken işlemiş, şimdi de büyük bir vicdan azabı duyuyordu. Kanadalı polisler, katilin yapılacak sorguda suçunu itiraf etmesinin içinde bulunduğu psikolojik durumdan dolayı çok zor olduğunu, ancak çektiği vicdan azabından dolayı sık sık kızının mezarına çiçeklerle giderek kızından özür dilediğini düşündüklerini ifade etmişlerdi. Cinayet şüphelisi baba, bu mezarlık ziyaretleri sırasında gizlice takip edilirse, kendi kendine yaptığı özür konuşmaları cinayeti açığa çıkarabilirdi. Kanada polisinin değerlendirmesi bu yöndeydi. Çıkan rapora göre, savcılık baba ve üvey anne için gözaltı kararı vermişti. Emniyette Nezih 8 saat, üvey anne Şehnaz ise 5 saat boyunca sorgulandı. Nezih sorgusunda, Şehnaz'ın Hande'yi sevmediğini, onun cinayeti işlemiş olabileceğini söylemişti. Şehnaz ise aynı şekilde Nezih'i suçluyor, Nezih'in ara ara Hande'yi dövdüğünü iddia ediyordu. Bu iddialar sonucu iki şüpheli de gözaltına alındı. Nezih alınan ilk ifadesinde evin anahtarını evde unuttuğunu, başka bir ifadesinde evde masa üzerinde bıraktığını söylemişti. Cinayet günü bulunamayan anahtarı 10 gün sonra polis gözetiminde eve giren Nezih, cinayetin işlendiği odada bulmuştu. Anahtarın masada olduğunu iddia etmişti. Ancak olay yeri fotoğraflarına bu detay yoktu. Muhtemelen daha sonra oraya konulmuştu. Nezih ifadesinde olay günü oturdukları binanın 6. katında oturan, Hande ile okul arkadaşı olan, komşusunun çocuğuna Hande'yi görüp görmediğini sorduğunu söylemişti. Daha sonra giriş katta bulunan evlerine indiğini, evin kapısının aralık bir şekilde açık olduğunu, içeri girdiğinde odada kızının cesediyle karşılaştığını söylemişti. Ancak komşusu verdiği ifadede Nezih'in apartmana girerken elinde sarı bir bidon olduğunu, doğrudan dairesine gittiğini ve kapıyı anahtar ile kendisinin açtığını söylemişti. Bahsedilen bidon, olay yerine ait fotoğraflarda görülmüştü. Bidondan hiç bahsetmeyen Nezih, bidon sorulunca da söylenenleri kabul etmemişti. Olay yerinde yapılan incelemede, suç aleti olduğu değerlendirilen kırık saplı bıçağın sap kısmında Nezih'in parmak izine rastlanmıştı. Buna karşılık Nezih, bıçağın evde kullanılan bir bıçak olduğunu, parmak izinin bıçak üzerinde olmasının çok doğal olduğunu savunmuştu. Ayrıca Nezih, bıçağı cesedin yanında gördüğünü, eliyle alıp kenara koyduğunu söylemişti. Ancak asıl önemli detay kırılan bıçağın keskin kısmındaydı. Keskin metal kısım üzerinde Nezih'e ait kalıntıya rastlanılmıştı. Bunun üzerine Nezih, bıçağın sap kısmı için söylediklerini aynı şekilde bıçağın keskin tarafı için de söylemişti. Cesedin yanında gördüğü keskin metal kısmı alıp kenara koyduğunu iddia ediyordu. Ancak hesap edemediği detay söz konusu olan şeyin parmak izi değil, bir kalıntı olmasıydı. Bu kalıntı bir kan mıydı? Yoksa tükürük müydü? Eğer kan ise bu nasıl gerçekleşmişti? Bıçak kullanıldığı sırada darbelerin şiddetiyle kırılmıştı. Nezih bıçağı kullanırken elini mi kesmişti?
Olay yerine giden ekipler Nezih'in elinde bir kesik olup olmadığını fark etmiş miydi? Çelişkili soruların hiçbirine cevap alınamıyordu. Olay yerindeki bir diğer dikkat çeken detay ise Hande'nin ellerindeki saç telleriydi. O yıllarda bu kalıntıdan analiz yoluyla bir sonuca ulaşmak pek mümkün değildi. Ancak ilerleyen yıllarda teknolojinin de gelişmesiyle farklı yöntemler geliştirilmişti. İncelenen saç tellerinde saç kökü yoktu. Saç kökü saçların kime ait olduğunu belirlemede önemli bir etkendi. Ev içerisinde yapılan genel araştırmalarda pornografik içerikli kasetler bulunmuştu. Bu kasetlerin bazılarında pedofili ve grup olarak cinsel ilişkiyi barındıran sapkın içerikler de mevcuttu. Araştırma süreci içerisindeyken Nezih Çinkitaş'ın katıldığı bir televizyon programına bağlanan Nezih'in kardeşi abisinin kendisini de taciz ettiğini iddia etmiş. Ancak Nezih ve annesi bunu yalanlamıştı. Şehnaz ise kocası ile birbirlerini suçladıkları ifadelerin birinde Nezih'in sapık olduğunu belirtmiş, defalarca kez diğer kızlarının ile olmaması gereken bir şekilde yakaladığını belirtmişti. Şehnaz ve Nezih'in canavarca hisle ve eziyet çektirerek alt soydan akrabayı katletme suçundan ağırlaştırılmış, müebbet hapis ile cezalandırılması istenmişti. Sonucu ekipler çalışmalarını yoğunlaştırmıştı ve anne baba gözaltına alınmıştı. Şu anda da İstanbul Asa Şube Müdürlüğü'nden anne ve baba şu anda adliyeye sevk edilmek üzere götürüyorlar. Biz de hemen uzatıyoruz. Cinayetine de mi şüphe? Kesinlikle öldürmedik. DNA'nın çıkmış. Bulundu. Şu anda anne de polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. O da adliyeye sevk ediliyor. Ve şu anda basın mensupları da bir yoğunluk oluşturdu bu noktada. Ancak annesi konuşmuyor şu anda. İçeride polisteki ifadelerinde anne baba çelişkili ifadeler kullanmıştı. Polis ekipleri özellikle anne ve babayı tek tek sorguya almıştı ve yapılan çapraz sorgulamalarda anne baba hem çelişkili ifadeler kullandı hem o ifadelerde birbirlerine yönelik suçlayıcı ifadeleri de bulunuyordu. Polis ekipleri savcılık talimatıyla 3 günün ardından o soruşturmayı tamamladı ve şu anda gözaltına alınan anne ve babanın sorgusuna Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda devam edecek. Savcılık tarafından da yine anne ve baba sorgulanacak. Dediğimiz gibi İstanbul Cinayet Büro Amirliği ekipleri bu soruşturmayı 20 yıldır hiç kapatmadı ve gelişen her teknolojiyle elde edilen her bütün deliller tekrar tekrar incelendi. Çünkü polis ekipleri 12 yaşındaki Hande Çinkitaş cinayetinin çözülmesini istiyordu. 6 ay boyunca tutuklu bulunan Nezih ve Şehnaz hakkında somut bir delil bulunamaması sebebiyle tahliye kararı ve ev hapsi verildi. 30 Mayıs 2022 günü Şehnaz ve Nezih, canavarca hisle ve eziyet çektirerek, alt soydan akrabayı katletme suçunu işlediklerinin sabit olmadığı gerekçesi ile serbest bırakıldı. Afetler, afetler. Bu konuda daha önceki talimatlarımız açık ve net.